Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün de çok güzel bir modeliyle karşınızdayım. Şu şekilde modelim gerçekten çok hoş duruyor. İnci çiçeği modelimizin ismi. Çok güzel bir model. Bu renge de çok yakıştı. Alize Angora Gold, her zaman olduğu gibi. 2,5 numara şişiyle ördüm. Bu parçayı 2,5 numaralı şişiyle başladım. Hemen başlayalım hazırsanız. Ben modelimin altına kahve çekirdeği modeli uyguladım şu şekilde. Siz dilerseniz başka modelde uygulayabilirsiniz ama bu çok yakıştı buna. Kenar patına 3 tane kahve çekirdeği koyduk. Hemen başlayalım. Kahve çekirdeği modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3 tane düz, 2 tane ters. Alt kısmında göstermedim, kenar kısmında olduğu için burada gösteririm diye düşündüm. 3 tane düz, 2 tane ters bu şekilde ördük. 3 sıra ördükten sonra model uygulanıyor. Onu da göstereceğim. Hemen modelimize başlayalım. 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Kahve çekirdeği modelinde olduğu gibi üçünü birbirinin üstüne atlatıp ikisini bir ördük. 3 ilmeğimizi tek ilmeğe düşürdük. 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters. Burada da yarım model yapacağımız için 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük. Kenarda bir tane ters ilmeğimiz vardı ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde düzlerimizi düz, terslerimizi ters bir şekilde örelim. Sıra sonuna kadar. Modelimizi kurduk. İkinci sırasındayız. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz vardı, ördük. Bakın burada 3 tane düz ilmeğimiz vardı. Sondaki ilmeği, sol taraftaki 3. ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üstünden şu şekilde atlatıp bıraktık. Bir tane düz ilmek ördük, doladık. Bir tane düz ilmek ördük. Kahve çekirdeği modelimiz bu kadar. Bakın 3. ilmeğimizi, sol taraftaki 3. ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üstüne atlatıp bıraktık. Bir tane düz ördük, doladık. Bir tane düz ördük. 2 tane ters ilmeğimiz vardı orta kısımda. 2 tane ters, 3 tane düz. 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters. Burada bir ilmeğe düşürmüştük, 3 ilmeği doladık, bir tane düz ilmeğimizi ördük, doladık, 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters, 3 tane düz. Şimdi sol tarafa, burada da aynı yarım model uygulayacağımız için doladık, bir tane düz ilmeğimizi ördük, doladık, bir tane ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka kısmında bir işlem yapmayacağımız için düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. Doladığımız ilmeklerimizi de ters bir şekilde örelim. Diğer ilmeklerimizi geldiği gibi.
Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane ters ilmeğimiz vardı. 3 tane kahve çekirdeği modelinden 2 tane de arada ters olan ilmekleri örelim. 2 tane ters, 3 tane düz. Buradaki şu 3 tane düzler kenardaki kahve çekirdeği modeli için pat olarak uyguladık. Diğerleri model olarak uygulayacağız. 2 tane ters, 3 tane düz. 2 tane ters. Şimdi 2 tane ters ilmeğimizi ördük. Burada daha önce doladığımız ilmeğimizi düz bir şekilde örmüştük. Bir tane de aşağıda ilmeğimiz vardı. 3 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Doladık. Bu iki ilmeği beraber kestik. Doladık. Düz ilmeğimizi ördük ve doladık. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. Kenarda yarım model uygulayacağımız için doladık. 2 ilmeğimizi beraber kestik. Doladık. Düz ilmeğimizi ördük ve doladık. Kenarda ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters bir şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Kahve çekirdeği modelimizi örelim. Evet, modelimiz için 2 tane ters, 3 tane düz. 2 tane ters, 3 tane düz. 2 tane ters ve doladık. Burada az önce aşağıda yaptığımız gibi 2 ilmeğimizi beraber kestik, doladık. Burada 2 ilmeğimizi kestik, doladık. Düz ilmeğimizi ördük, doladık ve ters ilmeğimiz 2 tane. Burada 9 tane ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İki tane, 3 tane ters, 3 tane düz, pardon. 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters. Bu tarafta da bir tane doladık, ikisini beraber kestik, doladık. İkisini beraber kestik, doladık. Düz ilmeğimizi ördük, doladık kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka kısmında düzleri düz, tersleri ters bir şekilde sıra sonuna kadar örelim.
Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Ön patını örelim. İki tane ters, üç tane düz. İki tane ters, üç tane düz. İki tane ters. Burada doladık. İki ilmeği beraber kestik, doladık. İki ilmeği beraber kestik, doladık. İki ilmeği beraber kestik, doladık. Düz ilmeğimizi ördük ve ters ilmeğimiz. Burada 9 ilmeğimiz olana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doladığımızla beraber 9 ilmeğimizi 9 ilmeğimiz oldu burada. Üç tane düz, iki tane ters. Devam edelim bu şekilde. Doladık. İki ilmeğimizi beraber kestik. Doladık. İki ilmeğimizi beraber kestik, doladık. İki ilmeğimizi beraber kestik, doladık. Kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde düzlerimizi düz, terslerimizi ters bir şekilde örelim. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kahve çekirdeği modelimizi ön patta örelim. İki tane ters ilmeğimizi örelim. Şimdi bunu tığla da şişile de yapabilirsiniz ama benim tığ daha kolayıma geldiği için buradaki ters ilmekle beraber dördünü aldık. Şu şekilde şişimize taktık. Şimdi şişimizi alalım. Örmeden örgümüzü çevirip arka taraftan 4 ilmeğimizi toplayalım. Onları da şu şekilde alıp şişimize tek ilmek şu şekilde şişimize takalım. 2 tane ters ilmeğimizi örelim. Şimdi artık modelimizi kurabiliriz. 2 tane pardon 3 tane düz, 2 tane ters. 3 tane düz, 2 tane ters. Burada da 4 ilmeğimizi şu şekilde tığımızı alalım. Şişimize takalım. Bu taraftan sol taraftaki ilmeklerimizi de şişimize alıp örgümüzü çevirelim. Şişiyle de yapabilirsiniz ama tığla daha kolay olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. 4 ilmeğimizi tek ilmek haline getirip şişimize taktık. 2 tane ters ilmeğimizi örelim. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka kısmında üç tane ters, iki tane düz, üç tane ters, iki tane düz ördük. Burada toplamış olduğumuz, bakın iki tane ilmek vardı. İlmeklerimizi iki ilmeğe düşürmüştük. İkisini beraber kestik. Tek ilmeğe düşürdük. Bakın tek ilmek oldu burada. Şu ön taraftan göstereyim. Şurada bakın şurada 2 ilmeği düşürmüştük buradaki 3 ilmekleri.
İki ilmeğimizi de kestik, tek ilmeğe düşürdük. Devam edelim. 2 tane düz, 3 tane ters, 2 tane düz, 3 tane ters, 2 tane düz, 2 ilmeğimizi tek ilmeğe düşürdük. 2 tane düz, 1 tane ters, kenardaki kahve çekirdeği modelimizi de örelim. Bu şekilde modelimizi bitirmiş olduk. Bakın, kremden de çok güzel oldu. Şimdi modelimizi başladık. Devam edelim bir sıra daha. Kahve çekirdeği modelimizi örelim. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Şişimizi doladık. Düz ilmeğimizi ördük. Tekrar doladık. İki tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi artık şu gördüğünüz ajurlu kısımları artık modelimizin üst kısmına, bitirmiş olduğumuz yere başladık. 3 tane düz, 2 tane ters, 3 tane düz, 2 tane ters. Buraya da aynı şekilde doladık. Düz bir şekilde ördük, doladık. 2 tane ters. Bu şekilde bir önceki modelimizi bitirip ikinci modelimizi başlamış olduk. Aynı aşağıda yaptığımız gibi işlemler aynı tekrarlayacağız. Burada yaptığımız gibi. Ben bu sıradaki modelimi de bitireyim. Aynı işlemler olduğu için tekrar tekrar söyleyip sizi sıkmaya gerek yok. Pembeden çok hoş durmuştu. Kremden nasıl duracağını hep beraber bakalım. Evet hanımlar, ben şu şekilde modelimin ikinci modelimi de bitirmiş oldum. Tamamladım. Çok güzel bir model, zaten kremden de çok güzel oldu. Arka kısımda şu şekilde ayrı bir model zaten. Çok harika oldu. Ben kendi adıma çok çok beğendim. İkisinden de çok güzel oldu. Siz de dilerseniz çeyizdeki yeleklerinizden güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmayı, bana abone olmayı unutmayın hanımlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.